Bilmeyenler için bahsedeyim. Car birkaç önce telif yedim ve neden telif yedim? Bu süreçte neler yaşadım ve nasıl bir çözüm ulaştım? Bunu anlatacağım kısaca. Şimdi bu telif sadece benim için geçerli değilmiş. Birçok kişiye de telif atmışlar ve bunun nedeni Car Parking'in artık adının kötülenmemesinin ve düzenli güvenli bir ortam sağlamalarını istemesi. Kanaldaki çoğu sakıncalı videoları kaldırdım ve telif atılan videonun ismi de Game Guardian nasıl kurulur? Hatta kanalın en çok izlenen videosuydu bu. Oyunu kötü şekilde etkilediği için bu şekilde haklı olarak telif atmışlar ve bana bunun açıklamasını yapmadıkları için bu şekilde sert bir tepki verdim olayı bana açıklamamışlardı sonra ben de o sinirle oyunu bırakma kararı aldım ve buna bir çoğunuz maalesef ki karşı geldiniz işte yapma abi etme abi i̇şte bu oyundan başka çekersen izlemeyiz bilmem ne falan bir sürü şey dediniz sonra ben yetkililere car parking bana telif attı e-post üzerinden ulaşmaya başladım ve neden böyle bir şey yaptıklarını işte bir çözüme kavuşmasını istediğimi söyledim. Bana sadece telif olarak bir ilk defa telif edeyim için ihlal geldi ve 365 gün boyunca ihlal yemezsem o telifin kalkacağı söylendi otomatik olarak. Carparking'in telifi kaldırma gibi bir niyet yok. O telif kal zaten videoda ben komple sildim. Hiç kanala durmasını istemedim. İşte mod videoları, hileli videolar onlara dokunulmadı ama ben ne olur ne olmaz diye yine Onları sildim veya gizli aldım birçoğunu. Çünkü YouTube'da şöyle bir şey var. 3 defa telif yerseniz kanalınız kalıcı olarak kapatılır ve asla açılmaz. Risk kalmak istemedim ben de. Sadece bu Game Guardian'ın telif atılmamış. Carpark 2'nin APK dosyasını gösterenler, nasıl yükleneceğini gösterenler ve Carpark 2'yi sızdıranlar, yani dosyasını sızdıranlar, işte oradan buradan sızdıranlar onlara da güzel şekilde telif uygulandığını söylediler. En başta bana telif gelmiş. Bunun nedeni ise Game Guardian yazdığım zaman videomun en başa çıkması 400 bin izlenme almıştı o video ve Game Guardian yazarsanız o video en başta çıkıyordu yani ilk göze batan video oydu ve şimdi ondan aşağı düşündüğüm zaman haklı olarak telif atmaları gayet normal. Birazcık konuşma yaşadıktan sonra bana birkaç tane güzellik yaptılar bana belli başlı şeyler söyledi, işte şunu şunu yapmazsan sana telif atmayız teliflik bir durum olmaz ama bunu bunu yaparsan telifi basarız gibi şeyler söylediler. Ve işte içerik üretmek isteyeceğimi söyledim. Telif korkusundan car parking içerik üretemeyeceğimi söyledim. Onlar da bana yardımcı oldular. İşte telif atılabilen durumlar, atılmayan durumları güzel bir şekilde derlediler, topladılar ve bana söylediler. Sonrasında bana bir işte eski olaylardan bahsettim. Ödül verilmedi, işte olmadı, bir sürü şey yaşadım, sizde sıkıntılarım baya oldu diye dile getirdim bunları ve bana bir güzellik yaptılar. Benden bir e-posta istediler. Google Play'e bağlı olan. Ben bunu verdim ve bana hem Carparking 2'de alfa beta sürümüne kattılar normal Carparking'de de beta sürümüne kattılar. Zaten bende bunlar vardı ama normal beta'yı aldılar. Dedim zaten bunlar bende var dedi ki yapabileceğimiz bunlar. Onun dışında biliyorsunuz ki Carparking 1'de YouTuber Rock'ta hesabım vardı ve bazı şeylerden banlanmıştım. Yani hesabı istediğim gibi kullanamıyordum. Onu da hallettiler hesabım aktif hale geldi ve o YouTube hesabını kullanabiliyorum. Böyle de bir güzellik yaptılar. Şu anlık bir sıkıntı kalmadı fakat Karpack yine çekmem dedim ama muhtemelen yine çekeceğim gibi ama çok gelmeyecek. Bunu söyleyeyim. Bunu haberi verin. Çok linçlediniz harbiden yani sizden beklemediğim şekilde yorumlar gördüm. Karpack'i bu kadar sevdiğinizi bilmiyordum. Ha bazıları tamam ben olduğum için izlemek istemişler. Onlara da çok teşekkür ediyorum sağ olsunlar. Birçoğunuz beni karpaykik videoları için izlediğinizi gördüm. Araba videoları falan arabayla iş olmamız gerekiyormuş. Bunu fark ettim bu bir. İkincisi karpaykinge yine devam ama bu kadar sıklıkta gelmeyecek onu söyleyeyim. Çünkü yeni bir video konusu buldum ve arabalarla ilgili onu deneyeceğim. Yani şöyle söyleyeyim videoların video bulamadığım günlerde Karpay 2 katacağım veya yeni bir haber muhabbet yine eski düzenle devam edeceğiz ama Karpay 2 artık sık sık gelmeyecek. Çünkü ben artık Karpay kanalı olmak istemiyorum. Bu bir bataklık ve ben bu bataklığa düştüm artık çıkamıyorum. Karpay King'in ilk youtuberlarındanım ve kökleştiğim için bu oyundan çıkamıyorum. Yavaş yavaş başka araba kayacağım ama arada Karpay gelmedi devam edecek. Mesela bu kısaca.